Günaydın Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Günaydın sanatçı ve sanatsever dostlar. Günaydın dünyanın neresinden olursa olsun bizleri izleyen insanlık. Bugün çok değerli bir ressam, fotoğraf sanatçısı, bir görsel üstadla beraberiz. Veysi Soyer'le. Onu daha önce de bu ekranlarda konuğum misafirim etmiş, biraz kültür sanat konuşmuştuk. Şimdi yine kültür sanat ve yapacağı bir etkinlik gündemimizde olacak. Günaydınlar. Günaydın. Hoş geldin Veysi kardeşim. Nasılsın? Hoş bulduk Ertaç kardeşim. Ne var ne yok? Çok teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sağlık her şey tamam yerinde. Sağlığım yerindedir. O kadar. Çok şükür. Günler geçiyor. Günler geçiyor ve bir hedefe doğru da gidiliyor. Aynen öyle. Değil mi? Tabii günler geçiyor demekle zaten bir yolun üstünde olduğumuzu belirtmek ve evet. Anlatmak istedim. Kelimeler çok şey söyler. Bilene, anlayana. Bilene ve anlayana. Ve evet. Üç ünlem de yan yana. Evet. Günler çok çabuk geçiyor. Yani bir süre önce yine seninle burada kültürümüzü, sanatımızı, fotoğraf sanatını... resimi konuşmuştuk. Yine biraz bunlardan bahsedelim. Bu geçen süre içerisinde eminim katıldığın etkinlikler, katıldığın sergiler, fotoğraflar, çektiklerin olmuştur. Neler yaptık, neler ettik? Tabii buna ki, bağlı olarak da başka bir şey soracağım sonra. Tabii ki yani sohbetimiz zaten... Zaten sohbet, Kıbrıs sohbeti. Aynen öyle, sohbetimiz zaten evet. Bir iyi niyet... Ve hoşgörü sohbeti. Kesinlikle. Netice itibariyle. Ve bizim kendi yurttaşlarımıza vermek istediğimiz ileti şudur. Biz sevgiyle, hoşgörüyle ve sanatla size hitap etmek istiyoruz. Kesinlikle. Sanatın dilini kullanıyoruz. Evet, sanatın dili de muhteşem bir dil ve evrensel olduğu için birçok kişi bizim söylediğimizi anlıyor. Şimdi söylediğimizin dışında... Bizim yani görsel olarak da yaptığımız, ettiğimiz, çizdiğimiz, boyadığımız, fotoğraf olarak ürettiğimiz her şey yurttaşlarımıza ve tüm evrene bir şeyler söylemektedir. Bunu söyleyebilen görsel, bir şeyler söyleyebilen görsel, işlevsel demektir. Ertaççığım biz ikimiz seninle... İşlevsel olmak istiyoruz. Yani kesinlikle, ben kesinlikle. Hayatımın hiçbir noktasında, sen de öylesin, ben seni çok iyi tanıyorum. Birbirimizi biliyoruz. Bu yaşam yolumuzun hiçbir noktasında veyahut da mil taşında bizim öyle oturup da boşuna vakit geçirme gibi bir olayı yaşamak... Asla. Olamaz öyle bir şey. Kesinlikle istemiyoruz. Bu dünyada yaşadığımız evet. Süre içerisinde... insanlığa ve geleceğe bir şeyler üretip bırakmak zorundayız. Aynen öyle. Zaten sanatın temel kurallarından da bir tanesi budur. Toplumdan aldığını pişirip topluma vermek, geleceğe aktarmak değil mi? Aynen sen öyle. De fotoğrafında, resminde bunları yapıyorsun. Yapıyorum. Toplumsal bir olayı özümsettirip evrensele doğru götürmek istiyorsun. Evet. Değil mi? Aynen değil mi? Mesela seninle dışarıda programa başlamadan önce kalemi aldın. Boş durmadın, bir şeyler çizdin. Bir tarafta kötülük vardı çizdiğin içerisinde, bir tarafta da iyilik vardı. Yani durup sohbet de ettik ama bir de çizim yaptın sen. Boş durmuyorsun, üretiyorsun. Aynen öyle. Yani duramıyorum, duramıyorum. Duramıyorsun. Eminim sen, mesela ben öyleyim. Benim yatağımın yanında defterim vardır, kalemim vardır. Evet. Bazen uyurken bile aklıma bir şey gelir böyle. Durup bir şeyler yazıyorum. Evet. Yapıyorsun değil mi? Ben çok yaparım. Tabii ki. Tabii ki. Yani uykuda bile rahatsız oluyoruz. Aynen öyle. Zaten çalışma odamda evet. Dar bir alan vardır sadece girip çıkmak için. Sol tarafım kütüphane, sağ tarafım da arşivimdir. yani sığabilecek kadar. Böyle yaparım da girerim. Yani böyle yaparım da girerim. Sığabilecek bir aynen öyle. Ortam. Aynen öyle. Yani. Sanatçı üretmek zorunda. Neler yaptık bu arada? Resimler yaptığını biliyorum. Tabii ki. Bu arada resim üretmek üzerinde yoğunlaştım. İleriye dönük bazı çalışmalar vardı. Birlikte gönül birliğinde olduğum...
ve sanat görüşümün kendilerine yakın olan arkadaşlarımla birlikte sohbetler ettik. Ortak üretimler gerçekleştirdik. Onlarla ileriye dönük bazı düşüncelerimiz olduğu için yeni tasarımlar ortaya çıkarmak istedik. Ve bu yolda da ilerlemekteyiz şu anda. Ve bir hedefe ulaşmaya da oldukça yakınız sayılır. 3 yıl önce ikimizin beraber, tabii ikimizin beraber derken şu anda ikimiz olduğumuz için başka arkadaşların da olduğu bir Veysi Soyer'de kültür sanat etkinliğimiz olduydu. Evet. Mayıs ayında. Evet. 2016. 2016 Mayıs. Mayıs'ında. Şimdi 2019 Mayıs'ına geldik. Evet. Ve 3 ve 4 Mayıs'ta da yine böyle bir etkinlik planlandı, ortaya çıktı. Evet. Buna da değinelim mi? Ve konseptimizi de bunun üzerine geliştirelim. Evet. Şimdi ilk yaptığımız bu sanat etkinliğinde tabii ki sen de vardın. Beraberdik. Yani Burcu arkadaşımız vardı. Evet. Buradaki amacımız esasında konseptten bahsetmiyorum. Yani sanat konsept daha farklı bir olay. Evet, şimdi sanat etkinliğimizin kavramsal boyutundan bahsetmiyorum. Ben. Evet. Ben burada şimdi yaptığımız işlerin birer yani yurttaşımıza mal etmek istediğimiz eserlerimizi paylaşım süreçlerinde birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla bizim 2016 Mayıs'ta sanatçı arkadaşlarımızla birlikte bir gönül birlikteliğimiz olmuştu. Kesinlikle. Burada amaç şuydu, sanatın değişik disiplinlerinde bu sanatla dostluğunu kazanmış ve sanat dilini kullanan dostlarımızla birlikte bir açılım yaptık. Dedik ki kuru bir sergi, kuru bir dinleti olmasın bu. Çünkü bu tür etkinliklerde tek bir faaliyetle gündeme gelmemek gerekir. Yurttaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Evet. Ve gündeme geliyoruz. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Duygularımızı paylaşıyoruz. Ben bu ilk 2016'da yaptığımız etkinlikte toplu olarak değişik sanat disiplindeki çalışan, üreten, bir şeyler söylemek isteyen arkadaşlarımızla birlikte harika bir koro yaptık. Rauf arkadaş vardı burada. Evet. Onun seramikleri vardı. Senin fotoğraf ve resimlerin vardı. Evet. Burcu kardeşimiz müzikle, eşi Evren kardeşimiz yine müzikle. Ben hasbelkader şiir ve edebiyat bir konsept yarattıydı. Çok da tuttu, evet. Çok da güzel oluyordu. Daha önce var mıydı böyle bir şey? Hayır, böyle bir fikir babası sen. Senden geldi böyle bir açılım. Evet. Ben daha önce görmedim. Var mıydı daha önce? Duymadım. Sen... Şimdi uzun süredir sergilere katılmaktayım ben. Yani arkadaşlarımın sergilerine gidip onların yaptığı şeyleri görmek, onlarla birlikte olmak, yurttaşlarımıza ve sanatseverlere takdim etmek istedikleri görselleri veyahut da dinletileri birlikte paylaştık. Ama böyle toplu olarak hiç yapılmadı. Hiç yapılmadı. Bunun öncüsü olmak istedim. Bunun öncüsü olmak istedim. Dedim ki yani kuru bir görsel sergisi olmaktansa çoklu bir ortamda nasıl şu çok sesli koro dendiğinde, çok sesli müzik dendiğinde hoş bir seda çıkar. Biz de bir kemanla, piyanoyla diyelim ki sesli sazlarla, vurmalı sazlarla, nefesli sazlarla birlikte müthiş bir orkestra yapalım. Bu orkestranın içinde müzik de olsun, fotoğraf da olsun, resim de olsun, şiir de olsun, edebiyat da olsun, kitap tanıtımı da olsun, seramik de olsun dedik. Yani ve yola çıktık. Çok seslilik. Evet. Sanatta çok sesliliği evet. Öyle bir konseptle ortaya çıkardın. Aynen öyle. Bir düşünceyi aynen oldu. Öyle. 3 yıllık bir süre geçti.
O zamanlar 4-5 arkadaştı bu etkinlikte, yanlışım yoksa. Yani senin resimlerin... İki kişi şu anda, iki kişi eklendi. 10 kişiydik yani. 10 kişi miydik o dönemde? Ya evet. Tabii ki. Evet, şimdi... 9 kişiydik, şimdi 12 kişi. 12 kişi oldu şimdi. Şimdi 12 farklı, kişi. Düşünceler, farklı pardon, sanat. Pardon, düzeltiyorum. Buyur. 7 kişiydik, şimdi 12 kişi 12, oldu. 5 kişi arttı. Evet, 5 evet, kişi arttı. 5 kişi arttı. Ne güzel bir şey. Evet, arttı. Ne güzel bir şey. Yani şeye doğru mu gidiyoruz burada? Bunu da biraz açalım süreç içerisinde. Tabii ki, tabii. Triyanere doğru mu bir hareket? Yani her 3 yılda bir şey mi yapalım gibi bir bana fikir vermeye çalışıyorsun. Yani ne diyorsun? Ben hayır demem buna. Ancak tabii üretim süreçlerinde biraz zordur Ertaççığım. Kesinlikle zordur. Yani, ama 3 yıl şövalyenin süre... karşısına geçip de yani tuvalin karşısına geçip de işte ben 3 yılda bunları üreteceğim gibi mekanik bir olayla yürümek mümkün değildir. Çok denedim ben bunu. Ama şu olur. 3 yılda diyelim sen 3 resim yapmış olun. Evet. Tamam. Ama biliyorum, başka ressam arkadaş. Tabii. 5 resmiyi de getirir. 10 tane daha yapabilir. O bir ressam arkadaş 10 resmini evet. getirir. Bu defa ressamların birliği de olur bunun içerisinde. Evet. 4-5 şair arkadaş gelir. İkişer, üçer şiirleriyle. Evet. Yine 4-5 edebiyatçı arkadaş gelir. Birer ikişer kitaplarıyla çok daha geniş katılımlı ve belki de zaman içerisinde dünyada çok örnekleri olup bizde hiç olmayan uluslararası bir triyaneri yapmış, tohumlar da atmış olunur. Evet. Bunları bir düşünelim zaman içerisinde. Yok, bu senin önerdiğin şey çok güzel. Çünkü tek bir kişinin omzuna yüklenmemek gerekiyor. Yüklenmektense biraz önce dedim şövalyeyi kuran, evet. üstüne oturdun tuvali. Durur. İlham yoksa yoktur bir şey. Yapamam. Ondan sonra gelir. Ama şimdi ben 3 yıl içerisinde 2 tane tuval üreteceksem bırak sen yani niteliğini. Evet. Biz nitelikten bahsederiz, tabii, nicelikten tabii. değil. Ama yani belirli bir birikimin, bir düşünce akışının veyahut da bir kavramın sanatsal boyutta bir üretimle aktarılması düşünüldüğünde bir portföy düşünülür. Kesinlikle ve buna bağlı olarak aslında evet. bak. Nereden nereye geliyoruz? Aslında yaptığımız bu sohbet bir think tank sohbetidir. Tabii. Eminim bizi izleyen dostlar da, sanatçı dostlar da, sanatsever dostlar da, onların da kafalarında bir şey açılmış olacak. Ve belki de bizleri bulduklarında bu konuya eğilecekler. Şimdi bizde her ne kadar çok zengin iş adamlarımız olsa da, bu iş adamlarımızın nadir olanları bir tarafa bırakırsak, kültüre ve sanata eğilmiyorlar. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki İtalya'da Rönesans başladığında derebeyleri, para babaları, şövalyeler ve prensler, prensesler, krallar, kraliçeler sanatçıya yatırım yaptılar. Ve bu gelişim oldu. Bu böyledir, evet. Bu dünyanın gelişmiş her yerinde var. Bizde de belki böyle bir olay için kurumsal bir yapı oluşacak. Sermayesi güçlü olan insanların adına, mesela Türkiye'de Eczacıbaşı Vakfı vardı, bunu evet. yapıyor. Evet, evet. Bizde de X bir vakıf kurulur, bunun için bir bütçe ayırır ve hem ulusal hem uluslararası boyuta doğru tanıtım içinde gideriz. Çünkü ülkelerin tanıtımının en temel taşlarından biri kültür, sanat ve turizmdir. İşte biz turistin gelmesini isterken, kültür sanat adına yapacağımız bu etkinliklerde buraya bir geri dönüşüm sağlamış olacağız. Aynen. Ne dersin? Ben bu fikre tabii ki katılırım. Tabii ki bir müze olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir başlangıç için ilk adım bir müzenin kuruluşudur ve ön yargısız. Evet. Ve ön yargısız ve taraf tutmayan. Ön yargısız, taraf tutmayan, siyasi görüşüne bakmadan ve ayırmadan evet. Toplanan
sanatçıların eserlerinden oluşan, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin eserlerinden oluşan tüm alanları, tüm bu yolda emek vermiş kişilerin eserlerini içeren bir müze olmalıdır. Kesinlikle. Yok o Hatirigos bunun eserini aldı. Yok o bunun adamıdır da bunun eserlerini bunları topladı. Bunları vazgeçelim artık. Bunlar olmaz. Zaten bunlar yapılmaktadır ve başarılı olmamaktadır. Eğer hatır gönül niyetine biri gider müze kurarsa da kendi bildiği adamlarının eserlerini alır duvara gor. Başkaları gelmez. Zaten başka. Sen gider mi? Ne için gideyim? Sen gider mi? Ben çok sesliliği ve özgürlüğü düşünemem. Ha şimdi ben. Bir taraf olacak bir şeyse ne yapayım orada? Tabii ki. Eğer biz yurttaş diye bir kelime kullanırsak aynı yurtta yaşayan insanların ortak kalbi, ortak düşüncesi, ortak duygusuyla oluşan bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle. Sanatsever de bunu görmek ister. O zaman işte şu gelir. Eğer bir çağdaş sanat müzesi kurulacaksa herkesten bir şey alınacak. Anladım. Bu olmaz. Yani devlet ise eğer açacak arşivlerine bakacak. Ahmet Mehmet Ertaç, Veysi Hüseyin. Herkesi bulacak. Ha, bunlar sergimi yaptı be kardeş. Eğer kendi satın almadıysa ki alması gerekirken, evet. Almadığı insanlarda aldıklarına bakacak, almadıklarını da gözleyecek. Onu da teşvik edecek, ondan da alacak. Diyecek ki getir. İnan ki para dahi istemez bazı sanatçılarımız. Tabii de o. Yani para dahi istemez. Ben done yapmaya, Veysi Soyer olarak buradan duyurayım. Ben done yapmaya hazırım. Yeter ki istesinler. Sen eğer demokratik olarak bir müze kuracaksan bunu yapmalısın. Tamam, şimdi bizim bu konuşmamızdaki gaye şudur. Eğer böyle tüm alanları, tüm sanatçıları, tüm demekle yani çoğunluğu... Bu konularda fikir veren, düşünen, evet. Üreten... Ve nitelikli olan birikimi eğer devlet, ben söyleyeyim sana, buyur. Devlet en turizme faal merkezlerin yanına bir müze kurarsa gelecek olan ziyaretçilerimiz önce onları görecek ve bir fikir sahibi olacak. Eğer nitelikli bir şeyler varsa duvarlarda gene gelir. Niçin gelmesin? Gene gelir. Çünkü ben eğer gidip de British Museum'u veya Louvre Müzesi'ni 3-4 defa gezersem ve demek ki farklılıklar görürsem demek ki Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan gelecek olan Kuzey Kıbrıs ziyaretçileri gene gelecek demektir. Louvre Müzesi'nde kuyruk var değil mi? Harika bir şey ya. Bilet alıp gidip görmek isterler. Değil mi? Ya da Madame Tussauds. Kuyruk var. İnsanlar kuyrukta tabii. Beklerler. O günde giremezler bazen. İnternetten alırlar bileti. Yani Uffizi Müzesi, Floransa'daki. Evet. Uffizi Müzesi mümkün değildir. En az 2 saat beklemen lazım. Uffizi Müzesi'yle Floransa'da, Roma'daki Vatikan Müzesi'nde aşağı yukarı 400 metre kuyruk vardır. Her gün, her saat. İşte bir müze içerisindeki eserler, evet. Ve içerisindeki eseri yaratan sanatçının kimliği, niteliği, evet. Düşüncesi, evet. Farklılığı, ismi satıyorlar artık. Şimdi ben İsim satmadır. Ben sana 2 tane şey dedim. Adını söyle. Klasik sanattan bahsettim. Evet. Van Gogh'un Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne git göresin. Kendi adını satıyorlar orada ve para kazanıyor ülke. Tabii ki. Değil mi? Kuyruk köşenin ucundadır. Mahallesinin köşenin ucundadır. Çok basit bir örnekleme göstereyim. Şu anda aklıma gelen bir şey. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını yapan İsmet Vehit Güney hocamız. Evet. Toprağı bol mekanı ışık olsun diyelim buradan da. Evet efendim. Çok güzel eserler yarattı.
Evet. Ülkemizde. Onun evi müze yapılabilirdi. Hala da belki de bu sesli düşündüğüm şimdi bir olaydır. Ve biz bunu pazarlayabiliriz. Tamam. Bu bir düşünce. Ya da surlar içerisinde eski atıl durumda olan ve değerlendirmeye de müsait olan binalar vardır. Bunlar elden geçirilip müze yapılabilir. Aynen öyle. Değil mi? Ve buralarda çok sesliliği de getiririz içerisinde. Sanat köyün oldu senin bahsettiğin. Bu benim hayalim. Ben bunu bahsettiğim. Evet. Burada milletvekili arkadaşlarım da oldu. Bakan arkadaşlarım hepsini da oldu. Hepsini açtın bu konuyu. Hepsini açtım ben bu konuyu. Hepsi sıcak baktı. Ama sıcak bakmaların ötesinde bir işlemleri olmadı. Sıcak bunu bakan sıcak para koyacak ortaya. Koymazlar. Yani. Sadece dürlerler. Sıcak para koyacak ve bu işi gerçekleştirecek. Çok basittir aslında ya. Bir tohum atacaksın ortaya. Bu şey meselesi senin önerdiğin yani müze yapımı gibi evet. Bir olayda. Müze veya da sanat merkezleri diyelim. Evet. Biz nasıl bir sanat etkinliği düşünürken çok disiplinli bir etkinlik düşünüyoruz. Ya ama uygun konsepti de olacaktır o evet. Binanın. Evet. Değil mi? Şöyle bir şey olabilir. Green Line'a yani yeşil hatta çok çok yakın atıl binalar vardır. Tam yeşil hatta sıfır binaları alıp kullanılabilir. Alınsın. Bir tane yahu. Evet. Bir tane veyahut iki tane. Biri diyelim ki Aygaseano bölgesinde, o evet, biri de diyelim ki Aydemet bölgesinde olsun. Bu iki, bir tane daha şeyde olsun. Lokmacı da diyelim ya da Lekrepalas'ta. Yok, lokmacının farklı bir zihniyet vardı işleyen orada. O lokmacıdaki... Sıcak gelmiyor. Sıcak gelmiyor. Farklı bir askeri boyutu vardır oranın. O askeri boyut... Sanata yakın değildir. Sanata yakın değildir. Doğrudur. Mesela diyelim ki Aydemet bölgesinde veyahut da Ayios Pavlos bölgesinde. Yani bizim Kermiya dediğimiz bölgede. Evet, evet, evet. Tam Green Line'a sıfır bir bina. Bir tanesi Aygaseano'da. Yani şeyde gençlik gücünün üstünde. Mausa kapısı tarafı. Mausa kapısı dediğimiz yer. Evet. Yeni kapı. Evet. Mausa kapısı dediğimiz yerde. Bir tane de orta yerde. Nerede olabilir bu? Victoria Street. Yani Arabahmet'in galbi olan şimdiki ismiyle Salahi Şevket Sokağı'nın evet, bittiği noktada yani müsait binalar var Katolik orada. Kilisesinin yanında müthiş bir bina var. Evet. Zaten Tuncer abime sorun. Orada zaten arkeoloji müzesi vardı. Sıfırdı. 74 önce. Tabii ki. Evet. 74 öncesi. Orada arkeoloji müzesinin yani ilk depoları, ilk depoları oradaydı. Yani bir duvarı Green Line'a yeşil hatta bakan binalardan oluşan bir koleksiyon oluşsun diyelim ki 3 tane. Buna parayı, sıcak parayı yatırsın eğer seçilmek isteyen politikacılar. Sıcak parayı yatırsınlar. Sanatçıları yanına alacaklar zaten. Evet. Evet. Tamam. Sıcak parayı yatırsınlar. Biz sıcağı açırız tabii, bu konuya. Kıbrıslı Rum yurttaşlarımızı da biz oraya tek kapıdan içeri sokarız. Ve yeni kapılar açmış oluruz. İşte sanatın açacağı yeni kapılar sanatın böyle. Sanatın diri, sanatın gücü, sanatın dayanılmaz ağırlığı. Lina. Değil mi? Tabii. Bu bir istek meselesi, bu bir evet, düşünce meselesi. Yeşil hatta sıfır olsun bir duvar. Bir duvar. Bir de düşün gelecek olan o duvarın turistik kapısı olsun. O kapı yeşil hattan açılsın. Hı hı. Ve artık bu ayrılık gayrılık bitsin. Zaten düşmanlığı ortadan kaldıracak olan sanattır. Evet. Sanatın olduğu yerde kardeşlik vardır, barış vardır, çok seslilik vardır. Hoşgörü ve sevgi var. Hepsi var bunun içerisinde. Evet. Sanatın olmadığı yerde savaş vardır, kavga vardır. Bu yüzden biz dünyaya sanatımızla da ulaşabiliriz. Değil mi? Şimdi o Litra Palas'ın karşısındaki iki toplumlu, baykomünal bir bina vardır evet, orada. Dostluk evi. Başarılı mı değil mi? Başarılı. Başarılı. Çok başarılı. Bir müze başarılı olmamasına bir neden var mı? Hatta yok, gel daha farklı bir şey söyleyeyim ben yoktur şimdi. Hadi gel bir hayal kuralım. Biraz daha ilerisinde otel vardır değil mi? Litra Palas'ın sahipleri buna izin vermeyebilir. Zorlanır, aktarılır, evet, anlatılır.
birinci katı Rum ve Türklerin ortak kullanımında biz müze, bir sergi salonu olabilir. Olabilir. Ben sembolik bir yaklaşımdan bahsediyorum, evet. Ertan'cığım. Ben sana diyorum ki yeşil hattı biz yıkalım. Biz yeşil hatta sıfır bir duvarın üstüne kapı açalım. Biz açalım. Müze olsun orası. Gel bunu biz bu senin etkinlikten sonra bir şekle sokalım ve biz hareketi başlatalım. Arabahmet'teki Salahi Şevket yani Victoria Street'in, evet, sonundaki bina yeşil hatta Green Line'a sıfırdır. Ve bir zamanlar depo olarak kullanılırdı arkeolojik eserlere. Tuncer abime bunu bir sor göresin. Tuncer, o bilecek. Tuncer Başkan'la oturacağız üçümüz de. Onunla bir konuşalım çünkü konuşalım, o daha iyi bilecek bizden. Bir adım atalım. Tamam, birileri bir adım atmak zorunda. Ne için biz yapmayalım bunu? Evet, evet. Bu 4 Mayıs'tan sonra. Şimdi bu 3 ve 4 Mayıs ve senin sanatsal etkinliğine gelelim. Veysi Sönet. Soyer sanatsal etkinliğinden, evet, bahsedelim. Gönül birliği biraz yaptığımız arkadaşlarla. Kimler var, neler şimdi, var? Bunlardan arkadaşlarımız biraz değinelim. Bir de şeyini, afişini yaptın, bir çalışma yaptın. Evet, afiş şudur. Evet. Bu afişi tabii taslaktır şu an. Biraz tutalım böyle. Dur, parlıyor çünkü şu anda. Evet. Föy içerisindedir. Bu bir Soyer sanat etkinliği. Bu bir, evet, taslak şeydir. Bu tam olarak bitmedi. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. Sonuçlanacak. Şimdi sanat etkinliğimizde ortaya eser koyup etkinliğe katılacak olan sanatçılarımız. Sen başta, ben, Burcu Münir, evet, Burcu Karagöz. Burcu Karagöz. Burcu Karagöz, Evren Karagöz, Rauf Ersenal, Mustafa Müezzinoğlu, Emel Sefer, Elvan Şenkayalar, Tolga Özasil, Çise Güralp, Levent Soyer, Deniz Soyer, Deniz Soyer'den oluşan bir topluluktur. Kolektif çalışma. Kolektif çalışmadır. Evet. Bu burada şeyde de görüldüğü gibi etkinliğimizin konsepti dört elementtir. Ateş, toprak, su ve hava. Hava. Bununla birlikte insan, zaman, mekandır. Yani sanatın her şeyini, insanlığın her şeyini, yaşamın her şeyini kapsayan bir kavram. Sanki de bir ateş topu gibi oluşan bir enerjinin size yansıması olacak bu. Güzel bir top olacaktır bu. Seramik neler var bunun içerisinde? Seramik göreceksiniz. Evet. Fotoğraf göreceksiniz. Resim göreceksiniz. Şiir. Kulağınız, gönlünüz ve duygularınız bir şiirle, bir şiir kitabıyla canlanacak. Edebiyattan, evet, tınılarla siz farklı bir boyutta, farklı bir dünyalara ve de müziği olacak. Ve mistik bunu, mistik boyutuyla müzikle beraber çok güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Evet. Bu yolculuk için 2 dakikalık bir ara verelim. Rejiden haber geldi. 2 dakika sonra yolumuza devam edelim. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, 2 dakikalık bir ara, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.
Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Açma onu ha. Evet. Sevgili dostlar, kısa bir ara vermiştik ve bir yoldan bahsetmiştik. Sanatın yolundan kalmıştık. Evet. Evet. Bu sanatın yolunda şimdi 12 sanatçı dostla, arkadaşla, kardeşteki iki tanesi oğlundur. Evet öyle. Deniz ve Levent Soyerler. Farklı bir duygudur değil mi? İnsanın evlatlarıyla beraber bir tabii sergide, tabii bir etkinlikle beraber tabii olması. Tabii ben Levent'le 2017 yılında çok uzun süreli bir etkinlik yapmıştık. Şiir ve müzik. Şiir ve müzik, Şiksir ismini verdiğimiz. Evet. Ben dünya şiirinden büyük şairlerin şiirlerini, o da improvize ederek arkada piyanosuyla onun evinde parçalar yaratmıştık. Ve çok güzel bir şey oldu. Hatta bugüne kadar hala daha bunu isteyen insanlar var. Devam ettirmemizi istediler. Çünkü şiir ve müzik bir arada yapılmadıydı. Şimdi sen iki evladın ve bu arkadaşlarınla neye vardıracaksın? Nedir murad ettiğin? Çünkü fikir babası bu etkinliğin sen. Şimdi sanat etkinliği niteliğindeki bu çok sesliliği ben çok seviyorum. Yani, var dünyada örnekleri böyle değil mi? Tabii ki vardır. İşte bu bienaller esasında bu tarz şeylerdir. Buna benzeyen şeylerdir. Gerçi disiplinleri ayırarak yapılan bienallerdir veya trienallerdir. Ama çok disiplinli bienaller de vardır. Şimdi benim murad ettiğim şudur. Belirli odaklardaki birikimlerin ortaya çıkması gerekiyor. Hı hı. Şimdi burada mesela Çise Güralp diye bir bayan vardır, hanım kızımız vardır. Hı hı. Bu yenile seramik yapmaya başladı. Ve yeni eser, sanatçılardan. Evet, yeni evet sanatçılardan. Yaptığı eserleri ben çok beğeniyorum. Bunların ben beğendiğim gibi diğer arkadaşlarımız, yurttaşlarımız da olumlu bir şekilde tepki veriyor. Bunun eserlerinin daha fazla ve daha büyük kitleler tarafından görülmesinin bir nedeni olması gerekiyor. Ve bir yolu olması gerekiyor. O yolda benim işte. Yani sanatçıların bazıları kendi egolar içerisinde yok olurken, sen egonu yenerek kitlesel bir sanat camiası ve kitlesel bir sanat grubu ile birlikte
çok seslilik yaratmak istiyor. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Çok güzel özetledin Ertaç'cığım. Estağfurullah. Çok yani, güzel özetledin. Bireye değil topluma bağlısın. Aynen. Her zaten şey. Sanat topluma aittir. Evet. Şimdi işte sanat sanat için derler. Geçen defa da söyledim evet. sana. E ne yapar sanatçı? Diyelim ki bir resim sanatçısı bir tuvalini bitirmiştir ve oldukça da mutludur tuvalinde. Alır yani atölyesinden. Dışarı çıkmazsa ne olur? Dışarı çıkmazsa hiç kaybolur gider. Bitti bilinmez. Kapıyı açıp da çıkarıp bir duvara astığında kendini artık o sanat için değildir. O topluma mal edilmiştir. Çünkü biri gelip bakacak. Şimdi aklıma şey geldi. İsimleri aklımda yok. Pop sanat içerisinde. Amerika'da. Pop var. Art. Andy Warhol. Evet. Grafik sanatı yaparlar ve duvarlara yaparlar. Sokağa grafik, yaparlar. Grafiti. Grafik. Grafiti. Grafiti evet. Grafiti sanatını. Dün bir çalışma. Çok yaygındır yapayım. Şimdi. Bizde de başladı. Var var. Bizde de başladı. Çok da güzel. Yani çok şey bölgesinde, Lokmacı bölgesindeki evet. Arkadaşlar duvarları harika şeyler yapmışlar. Gördüm. Gördüm. Beğeniyorum. Artık yani sanat belli bir kalıpların içerisinde değildir. Çıkmıştır. Evet. Ve bazı sanatçılar duvarlarda grafitilerini yaparlarken sanatseverler de birebir görerek aynen öyle. Eylemin içerisinde bulunuyorlar. Aynen öyle. Ve düşünceleri de o sanatçıyla paylaşıyorlar. Zaten sanatçı da kendi onlarla paylaşıyor. Zaten grafiti topluma mal edilmiş sanattır. Evet. Topluma yani, mal edilmiş sanattır. Bu Trianel olayı diye başladım. Çünkü 3 yıl önce yapıldı. Evet, 3 evet. yıl sonraya geliyor. Gene Mayıs içerisindeydi. Evet. Tarihler de saptanmıştır. Aslında topluma mal edilmesi gereken aynen. Sanat disiplinleri. Aynen öyle. Yani mesela neler var bunlar içerisinde? Demin de söyledik. Müzik var. Müziği dinleyen farklı insanlar olduğu gibi burada müziği de dinleyecek ama şiiri de dinleyecek. Aynen öyle. Ama burada resmi de görecek ama burada fotoğrafı da görecek. Aynen. Burada imza dahi atılacak şiir kitap tanıtımı var. Kitap Burcu'nun kitap tanıtımı da evet. aynı gün olacak. Aynı gün olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını da açılışını yapacağı bu etkinlik. Saat 4'te olacak değil mi? Bu saat 16'dır. 16'da. 3 Mayıs nerede? Perşembe günün, Cuma gününe. Cuma günü. Cuma gününe tekabül eder. Saçaklı evde. Saçaklı. Geçen defa da aynı yerde yaptıydık. Bir de bunun 4 Mayıs'ında olan farklı bir şey var. Evet. İzin verirsen. Tabii buyur. Şimdi tasarladığımız program şu şekilde akacak. 3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yapacağı programın bölümü resim ve fotoğraf sergisi ve kitap tanıtımı olacak. Ve müzik dinletisi ve şiir dinletisi olacak. Evet. Yani ilk gün 5 disiplin var orada. İlk gün 5 disiplin var. Aslında yok bir de şey seramik de vardır orada. Seramikler zaten sergilenecek birlikte. Evet. Biz bu işin kuru kuru binanın içinde kalmasını istemiyoruz. Biz yurttaşlarımızla, sanatseverlerimizle gönül birliği yapıp ve aktivite yani eylemlerimizi birleştirip workshop yapmak istiyoruz. Yani bu da 4'üne kalıyor. 3 Mayıs'a açılışı yaptıktan sonra 4 Mayıs Cumartesi günü herkesin işlemediği, herkesin birazcık da kendine vakit bulup da kendini hoş dakikalar yaşatmak istediği bir gün olabilir. Saçaklı evele evet. buyursunlar. Çocuğunu, torununu, evladını herkes alsın. Hoş geldi. Herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu workshoplerde ne workshop, yapılıyor? Fotoğraf workshopu olacak. Mustafa Müezzinoğlu yapacak. Evet. Resim workshopu olacak. Kısmen ben yapacağım. Kısmen Tolga yapacak. Müzik workshopu olacak. Müzik workshopu olacak. Ve seramik workshopu olacak. Rauf gelip ateşi, toprağı, suyu birleştirecek orada. Ve orada çocuk gelsin çamurda uğraşsın. Nene gelsin, dede gelsin boyasın. Çocuklar da boyasın. İstersen evet. nene dede evet, aynen öyle. Çamurda uğraşsın. O unuttuğumuz çamur zevkini, evet. Belenme zevkini da yaşasın. Orada yaşasınlar. Evet. Ve bir seramiğin nasıl yapıldığını, bir
fotoğrafın nasıl çekildiğini ve sonuçlandığını eser olduğunu, nasıl eser olduğunu. Zaten bizim burada söylemek istediğimiz şeylerden bir tanesi de Veysi Soyer'in söylemek istediği şeylerden biri de şudur. Yani sanat etkinliğinde biz eser sergileyeceğiz. Eser nasıl oluşur? Önce bir eskiz, sonra bir çalışma, sonra eser olur. Düşünceler önce eskiz ortaya mi? Çıkmadan imge, çalışılır. Evet, imge, o hayal bir eskizle başlar, sonunda eser olur, topluma mal olur. Var. Evet. Yani bu bütün sanat disiplinleri içinde aynıdır. Böyledir. Aynen böyledir. Yani gerek işte, yazın sanatında, gerek armonik ve müzik sanatını, gerekse görsel sanatta konular aynıdır. Şeyler aynıdır. Aşamalar aynıdır, pardon. Çok sevdiğim bir heykeltıraş arkadaşım Ömer Köse'yi getirdiydim buraya. Gelmişti buraya getirdiydim. Yanlış bir kelime kullandım. Duyarsa beni öldürür sonra. Bir mermeri ben aldığımda der, ben orada neyi yapacağımı görürüm. Evet. İşte bir heykeltıraş. İnce oradadır. Önce kafasında biçimleştirmiştir kendisini. Yani bir mermer, bir taş. Tabii. Heykeltıraş olmayan onu görmez. Onun heykeltıraş yaptıktan sonra gider ve böyle bir şey olur mu? Evet. Yani önce hayal. O hayali şekillendirecek olan sanatçının farklı bir dünyası vardır. Sen de eserlerinde eminim, fotoğraflarında ve resimlerinde bunları imgeleyerek çıkarıyorsun. Tabii ki. Değil mi? Bunları hayal ediyorsun. Tabii ki. Çünkü devamlı ben seni gördüğümde devamlı çiziyorsun, devamlı karalıyorsun. Elinle devamlı şekiller çıkıyor. Hatta senin bana yıllar önce verdiğin taşlar üzerindeki şekiller benim evde, kütüphanemde en güzel yerde. Yani taşları da şimdi farklı bir olaydır değil mi? Ya, taşlarda neyi görürsün sen de şekiller çıkarıyorsun? Var mı yani dünyada bu örnekleri? Var tabii ki. Değişik sanatçılar var. Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum sanatçılar da vardır. Burcu yaptıydı bir ara çakıl taşlarından oluşan bazı görseller yaptı. Ve tabii yerleştirme yaptı onları. Oldukça da başarılı olmuştu. Evet, evet. Kıbrıslı bir Rum sanatçı vardır. Mihalis Mozoras diye. O da birçok sanat etkinliğinde, birçok festivalde, düzelteyim. Tabii. Birçok festivalde ve Panayır'da değilim. Bu çakıl taşlarından oluşan eserlerini sergiledi. Bunları bir ara birkaç tane örnek atarım sana, görürsün. Hı hı. Taş üzerine yapılan... Bir ismi var mı bunun? Yani görsel sanatın bir kısmıdır bu da. Şimdi heykel değildir. Eğer üzerine çizim yaparsan. Ama Burcu'nun yaptığı gibi ve Mihalis Mozoras'ın yaptığı gibi, Burcu Karagöz ve Mihalis Mozoras'ın yaptığı gibi bunları tabii bir görsele dönüştürürsen, o zaman heykel, yani üç boyutlu sanata girer. Evet. Onlar öyle yaptılar görsel. Ama seninkilerde beyaz taşlar çizimdir üzerinde. Sen çiziyorsun. Çizim. Evet, çizimdir. Çiziyorsun. Direkt çizimdir. Direkt çizim. Sudan etkilenmeyen siyah mürekkebiyle yapılmış çizimdir. Yapıyorum. Yapıyorsun. Nereden geldi sana bu ilham? Çok merak ettim. Bunu soracağım. Unuttuydum. Şimdi sorayım. Şimdi... Çünkü bir başkasında da görmedim. Bir müthiş bir deniz kenarı vardır. Kıbrıs Türklerinin kalbinin kaldığı yerlerden biri Evdim Plajı. Evet. Bu Evdim Plajı harika bir doğa parçasıdır. Ve bozulmamış bir doğa parçasıdır. Bu doğa parçası şu anda İngiliz egemen üslerinin olduğu bölgenin içinde kalmaktadır. Ve İngiliz burada çevrenin yok olmasına engel olmaktadır. Bir bakıma da iyidir yani. Evet, engel olmaktadır. Biz bu plaja gittiğimizde ve deniz yani yüzmek ve deniz kenarında hoş vakit geçirirken
O taşların üzerinde oturuyordum. Evet. O çok renklilik, çakıl taşlarının o çok renkliliği, deniz havasının verdiği o duygusal dolum, o duygusal enerji, dalgaların su, gidip gelmesi, sunun varlığı, o iyotun buruna çekilmesi, temiz hava, oksijen, o renkli taşların, o renkli çakıl taşların eonlar boyunca dağlardan aşınıp gelmiş ve cilalanmış taşların o hoş duruşu bana bir ilham, bir resim oldu ve o renkli taşların üzerine orada otururken resim yapmaya başladım. Ve bugüne geldi. Yıllar? 2005'ten beri. 2005'ten beri. Yani 14 yıl civarında bir zamandır, evet, sen çakıl taşlarına evet, ruh veriyorsun. Evet öyle. Şey veriyor yani, ruh çakıl veriyorum taşlarını sanatsal bir obje olarak da, evet, kullanıyorsun. Aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Yani bir yere gittin, evdimde oturdun, gördün, oradaki atmosfer seni böyle bir şeyler yapmaya getirdi, evet, ve çizip arkadaşlarına da veriyorsun, evet, ve hepsi de farklı farklıdır. Aynı öyledir. Birbirinin benzerini görmedim yoktur, ben. Yoktur. 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 Mesela Burcu'nun geçen seneki doğum gününde hep beraberdik. Evet. Orada da bir yığın çakıl taşı vardı ve herkese durup sen orada çakıl taşı. Aynen öyle yaptım. Yaptım. Ve bir bakıyordum sana ben. Hepsi farklı farklı. Hiçbir birbirine benzemiyor ama hepsi de çok güzel. Öyle. Hiç kendine sakladığın var mı? Birkaç tane var. Var. Çok paylaşmak isterim her tane. Öyle bir şeyin var senin ya. Evet. Kendine saklamıyorsun bir şeyleri. Çok paylaşmak çok isterim. Çok veriyorsun. Evet. Değil mi? Eser üretiminin, yani dolapların, çekmecelerin içinde kalmasının bir anlamı yoktur. Paylaşılması gerekiyor. Bilinmesi, görülmesi. Paylaşılmak. Benim duygularımın paylaşılması gerekiyor. Evet. Yani ben bunu böyle algılar ve hissediyorum. Ama doğrusu da o. Değil mi? Evet. Yani insanın şimdi, büyük bir zenginliğidir bu. 13 bin tane slide var bende. Senin çektiğin. Benim çektiğim slide. Kimisi nitelikli, kimisi nitelikli olmayabilir. Mümkündür. Çünkü fotoğrafta işte ışık ölçümleri falan filan ufak tefek hatalarla iyi sonuç alınabilir, kötü sonuç da alınabilir. Ama bunlar senelerce benim dolabımda kaldı. Ve nihayet karar verdim. Bunların büyük bir miktarını, hı hı, FODER'e, yani Kıbrıs Fotoğraf Derneği'ne, Mehmet Gökyiğit'in başkanlığını yürüttüğü ve başarıyla yürüttüğü, evet, FODER'e ve oradaki arkadaşlarıma, hı, bunu derneğe mal etmek için kendilerine done ettim. Hediye ettim kendilerine, bağışladım. Slide, en iyi slide'larımdan oluşan bir koleksiyonu, hepsi Kıbrıs konulu. Neler vardı içerisinde? 1989'dan beri. Yani 30 yıl. 1989'dan beri çektiğim slaytların büyük bir kısmını, bir kısmını kendilerine bağışladım. Doğa var bunun içerisinde. Doğa var, insan var, portre var, sanatsal çalışma var, natürmort var. Fotoğraf dilini taşıyan her kategoriden fotoğraf var. Ve onlar şu anda en güzel insan portrelerinden oluşan bir en güzel portföylerimden bir tanesini FODER'e, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'ne bağışladım. Bu aslında geleceğe aktarılacak olan tabii ki. Zenginliktir. Evet, orada kalmadım. Başka? Kıbrıs Türk tarafına verdiğim kadar Rum tarafındaki Severis Foundation, Severis Vakfı, Görsel Sanatlar Severis Vakfı, Tahtagala'daki müzelerine bağış yaptım. Evet. Bu da ne kadar orada? 3-4 günde odur. Efendim? Kaç bin tane? 10 bin tane. 10 bin tane de onlara verdim. Verdim. Şimdi ben artık kontrol edemiyordum bunları bir noktada. Evet. Ve bunların Kıbrıs'a mal olması gerekiyordu. Hiçbir ön yargı, hiçbir siyasi düşünce ve baskı olmadan. Çünkü ürettiğin geleceğe mal olmak zorundaydı. Evet. Bunlar senin evinde değil. Belli yerlerde olsun, korunsun ve kullanılsın. Ve kullanılsın diye. Kullanılsın ve paylaşılsın.
Şimdi benim adıma bir oda açacaklar. Rum tarafında. Rum tarafında müzede benim adıma bir oda açacaklar ve görsellerimden oluşan bir şölen oluşacak orada. Yakın zamanda atsınlar, hemen gidip izleyelim. Biraz zaman istiyor o, çünkü dijital ortama geçireceklermiş slaytları. Bir zamana ihtiyaç. Çünkü onlar analog ortamdan üretilmiş eserlerdir bunlar. Esasında Ertaç'cığım 2009-2010'a kadar analog çalışmalardı, eserler ve çalışmalardır. Onları yapsınlar kısa zamanda ve evet, gidelim beraber onları görelim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Severiz Vakfı'nın Görsel Sanatlar Müzesi Ermuda'dır ve... Yakın yer. Ermuda'dır ve yeşil hatta sıfırdır. Yakın yer. Evet. Evet. Şimdi rejiden haber geldi, süremiz dolmuş, toparlayalım diye son sözlerini alalım ve önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız. Yurttaşlarımıza yapacağımız sanat etkinliği hakkında biraz fikir verdik, biraz düşüncelerimizin ne olduğunu, tasarılarımızın ne olduğunu paylaştık. Bunları ayrıntılı olarak hem sözlü hem de yazılı hem de görsel olarak ileriki günlerde paylaşıp sizi etkinliğimize davet edeceğiz ve bekleyeceğiz efendim. Evet, böyle bir etkinliği düzenlediği için bir görsel üstadı, bir görsel ustası, fotoğraf ve resim sanatçımız Vesi Soyer'den güzel doneler aldık. Ona bu çalışmalarında başarılar dileyelim ve haftaya kadar sanatla kalınız, sanatsız yaşamayınız. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın.
saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Affedersin abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun abi? Tamam, teşekkür ederim. Pardon abi ya, bir tane patatesden alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim abi. Karnım acıkmıştı da. Menü... Söyleyeyim sana. Yok abi, teşekkür olur ederim ya. Buradan alsam yeterli ya. Patates... Yok valla. Hadi zahmet etme seni. Teşekkür ederim abi ya. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Buralarda böyle uygun fiyata menü satan bir yer var mı bildiğiniz? Satan var ya. Ben de herhalde şuradan. Gerçekten çözeceksin mi? He, anladım. Size bir şey yok ki. Sakın beni yanlış anlamayabilirsin. Param mı yetmez? Evet ya da hayır da ben yeter. Evet. Bulur oraya git. İstediğin isteği ben buradan işaret yapacağım. Beni tanıdım. Öyle mi? İstediğin isteyebilirsin. Benim ödeyeceğimi söyle. Gel istersen, tamam mı? Ama çok teşekkür ederim ya. Karnım açık, problem yok. Teşekkür edersin. Sıkıntı yok da. Bekleme de gerek yok. Karnım açsın. Gel. Pardon abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musunuz? Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Ne abi? İster misin? Alayım mı? Ya yok, teşekkür ederim abi ya. Hayır. He? Hayır yok ya. Bunda bir şey varsa. Ya yok abi, teşekkür ederim ya. Gel gel, ben sana alayım oradan ben de. Hayır. Yok abicim, valla öyle olmaz. Valla. Gel hadi. Gel kardeşim. Pardon. Patatesinizden bir tane alabilir miyim? Patatesinizden bir tane alma şansım var. Çok teşekkür ederim. Hayırdır. Efendim? Zahmet etmeyin ya. Teşekkür ederim. Patatesi doyurum. Efendim? Zahmet etmeyin ama. Efendim? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? He? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? 10 lira civarı. Ha, tamam. Teşekkür ederim abi. 10 TL tamam. Şey, en ucuz falan 10 TL herhalde. Tamam. Teşekkür ederim abi. Bir de ikram edebilirim. Nasıl abi? Reklam edebilir diyor. Teşekkür ederim ya. Ben de iki parçasını alıyorum. Teşekkür ederim abi ya. Küçük bir parça var mı abi? Yani bir tadına baksam en azından. Karnım çok acıktı da. Çok büyük küçük bir parça verseniz de olur. O çok büyük. Teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Karnım çok acıkmıştı da buradan. Karnım doyuyor.
Teşekkür ederim amcacığım. Efendim? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanıma gel, çek şurayı. Çek gel. Zahmet etmeyin ya. Afiyet olsun ya. Vallahi yemin ederim. Sen burada mı okuyorsun? Ne abi? İstanbul'da mı okuyorsun? Aa evet abi. Kendi tarafımda. Öğrenciyim ben ya. Kardeş mi? Ha, yok abi ya, teşekkür ederim. Nasıl abi? Yemek yenedin mi? Ha, yok, teşekkür ederim. Vallahi. Abi. Vallahi teşekkür ederim. Onu söyle. Şaka yapmaz ya. Yok abi, dışarıdan alsam aslında. Yok, gel gel. Bunlar var. Yok abi ya, vallahi hiç. Git, git. İnsanlara yemek at. İnsanların yardımseverliğini göstermek için de abi. Kamerimiz hemen şurada. Çok teşekkür ederim vallahi abi. Üzüldük yani, anladın mı öyle? Böyle yanımızda oturdum, biz de şaşırdık ya. Önce tipe baktım öyle bir, o tipe de benzemiyorsun. Olurum olur dedik ya. Sosyal yine yapıyorduk aslında. Halkımızın yardımseverliğini ölçüyorduk. Çok teşekkür ederim tepkin için. Çok sağ olasın. İsim neydi? Mevlüt. Mevlüt, çok memnun oldum. Mert de. YouTube The Boss kanalı. Ha abicim ya, biz aslında sosyal deneyim videosu çekiyorduk da kameramız da şuradaydı. Ya almana gerek yok. Çok teşekkür ederim abi. Aslında ben senin yemeğine baktım. Hani yemeğini benimle paylaşır mısın diye bir sosyal deneydi. Yemekle bir şey kalmamıştı, o yüzden dedim alayım sana. Abicim valla çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ya. Ben de geldim ki yani ucuz menü diyorsun. Pahalı menü alalım yani, ucuz menü ayıp olmasın diye sana. Çok merhametli, yardımseverliğini ölçüyorduk. Çok güzel tepki verdin abi. Şaka mı diyorsun? Gerçekten. Vallahi gerçek. Bak kameramız orada. Oraya sallayabilirsin abi.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni